Geçen gün oyunda mesajları okuyordum. Ee, şeyi tartışıyorlardı. Kostümsüz hero'lardan en iyileri hangileri falan diye. Birkaç kişi Sersi'ye çöp yazmış arkadaşlar. Şimdi ben daha önce de video atmıştım. Seçebileceğiniz en iyi kostümsüz e, kategori 2 Sersi diye. E, ve bunun hakkında da video geleceğini söylemiştim. İlk 5 karakter hakkında. Diğer karakterler hakkında da daha sonra video çekeceğim ama şu an çekeceğim karakter Sersi. Şurada zaten diğer karakterleri de daha sonra çekeceğim. Hani gördüğünüz gibi bende bütün karakterler var. Hani hemen hemen istediğiniz bütün karakterlere video çekebilirim. Yorumlarda belirtirsiniz. Ama bugün Sersi inceleyeceğiz. Bunun nedeni de o arkadaşların da yanıldığını göstermek. Hani ben bir de bu kanalı özellikle Türk oyuncularına yararlı olabilmek için e, şey açtım. Hani ara sıra da mesajlardan falan şey yapıyorum, reklam yapıyorum. Hani e, yeni video yayında falan diye insanlar gelsin diye. Yani ben biraz aslında onlar için de yapıyorum. Hani gelin de e, şey karakterlerin ne kadar iyi olduğunu görün, nasıl kullanabilirsiniz. Hani e, oyun konusunda bilgilenin diye. O yüzden o sersiye çöp diyen arkadaşlar bu videoyu izlesinler. Ee, ne kadar etkili olduğunu görürler. Şimdi sersiye ben şöyle bir şey yaptım. ilk önce test etmeden önce bir kontrol edelim. Kostümü yok zaten. Dediğim gibi bunu kategori 2 ve 60 level bir şekilde inceleyeceğiz. Özel ekipman olarak şimdi şöyle e, şimdi ben daha sonra e, dikili taşlar hakkında da ben bir video çekeceğim. Ee, hangi özellik daha yeni hangi özellik işte hangi karaktere daha iyi gidiyor gibi. Ama şimdilik size söyleyeceğim tek şey, e, dikili taşlardan Sersiye şu mesela benim taktığımda ne diyor? Saldırdığında %10 ihtimal uygulanacak olan kendisi bir saldırı için hasarı %200 artırır. Siz Elinizde varsa bu %200'lük dikili taşlardan yoksa %80'lik o da yoksa %60'lık bir dikili taş takabilirsiniz. %60'dan düşük takmayın. %60'lık en kötü bir e, dikili taş takabilirsiniz. E, bunun sebebine de daha sonra bir video çektiğimde geleceğim neden bu ne işe yarıyor gibi. Ee, mesela şurada başka bir dikili taşım daha var kilitlemişim. Mesela zehir hasarı altında %200'lük bir hasar var şurada gene. %200'lük olanları ben kilitliyorum genelde çok iyi oluyor o dikili taşlar. Buna CTP bile takmadım. Dikili taş taktım. ISO 8. Kızgın halkın gücü getirdim. 6 yıldız taktım. Yani hiç uyandırmadım. Ee, tür sıralama 3. Yani 3. E, seviyeye kadar bastım. Yeteneklerden ilk ikisini fullemedim. Sadece 3, 4 ve 5 full şimdi Urulardan şöyle yaptım. 4 tane güçlendirilmiş slot açtım. Gördüğünüz gibi şuradan güçlendir diyorsunuz. 30.000 30 bin yazıyor ya şurada. Ona teker teker tıklayın 4 slot gelene kadar. Çok altınınız gitmiyor. 5 slot getirmek isterseniz çok gidiyor ama 4 de çok gitmiyor. Biraz şansınıza bağlı belki 5 de gelebilir. şimdi ben iki enerji saldırı enerji saldırılarını da olabildiğince yüksek takın. Ben biraz herkesin elinde 6 yıldız bulunmayabilir diye 5 yıldız taktım. Bilginiz olsun. Şöyle hatta 4 yıldız da kritik oranı takalım. Biraz düşük takıyorum ki şey elinde olan arkadaşlar da takabilsin diye. Bir de kritik hasar takıyorum şuraya. Şuraya da aynısını yapalım. Kritik oranı. Bunları güçlendirilmiş slotlara koyuyorum. Kritik hasar da 4. Ben kaç taktım? 5 takmışım yanlışlıkla. 4 takalım. 5 takmayalım. 4. Şimdi bir bakalım detayımıza ne durumda. Kritik oranı fullendi. Tamam bu sefer kritik hasar takacağız. Full. Kritik hasar takalım. Kritik yok. 6 yıldız takmayalım. Bir saniye. 4 yıldız. Bir daha 4 yıldız. Kritik oranı fullendiği için şimdi kritik oran takmayalım. Bakalım neyimiz full değil. Ee, savunma yok say full. saldırısı full. Kritik oranı full. Bekleme süresi de full. Kaçınma takalım. Ölmesin karakterimiz. Kaçınma. Kaçınmayı da 4 yıldız takalım. 5. slotta da kaçınma. yoktu, 5 değil. 4 yıldız. Ve kritik hasar. Bunda 5 e, güçlendirmiş. Uru gelmiş de o şansıma geldi. Şurada güçlendire bastığımız zaman teker teker. Biraz daha şans işi. Bakalım detayımıza tekrar. Kritik hasar %180. İşte saldırı hızı %100. Fullenmiş yine e, kritik oranı fullenmiş. Savunma yok say, bekleme süresi. Bu zaten kartların da biraz etkisi var. Kartların öneminden de bir önceki videoda bahsetmiştim. Şimdi Cersei'yi bir deneyelim. Bu Cersei neden bu kadar güçlü? Ben size söylediğimde yalan mı söyledim? Bir görelim. Şimdi buradan şeyde deneyelim. Kara cücede deneyelim. Mesela şöyle bir gidelim. 20'lerde mi? 30'da deneyelim. 30. seviyede. Ya yani ben daha önce de dediğim gibi bu üst seviyelerde oynamanıza gerek yok. Üst seviyenin mantığı birincisi şu sandık, mor sandık var ya şurada. Bir bunun işte rengini yüksek almak, bir diğer şeyi de şu barın hızlı dolmasını sağlamak. Buradan yani buradan da öyle çok ağam şağam bir ödül gelmiyor. O yüzden çok da gerek yok bence. Ama istiyorsanız yüksek level oynayabilirsiniz. Benim yüksek level oynamamış sebebi şu anda size bu karakterin ne kadar güçlü olduğunu göstermek. 30. seviyede bir deneyelim. Bakalım nasıl. Şimdi Sersi için Sersi için en ideal takım şöyle bir şey olacak. Size göstereyim. Elinizde varsa kullanırsınız ama bir saniye nereye gitti? Evet, Icaris ebedi müttefikleri tüm saldırılarda yüzde 60'lık bir artış veriyor. Ee, yani sersiye de veriyor ve aynı zamanda şuradan ekstra bir şey daha geliyor, bonus daha geliyor. Enerji saldırısını yüzde 5.4 artırıyor. Destek olarak da. Bir bakalım destek olarak kim var? Destek olarak ee, muhtemelen Valkür gene en iyi seçim olacak burada. Ama ben böyle yapmayacağım. Neden? Çünkü eğer oyuna yeni başladıysanız mesela Ikaris özel bir karakter elinizde olmayabilir. Ondan sonra Valkür gene özel bir karakter elinizde olmayabilir. Bu yüzden ben bunları kullanmayacağım. 30. katta. Şimdi lider diyelim. Ben lider olarak herkesin elinde bulunabilecek bir karakter kullanacağım. Mesela kim olabilir? Bir bakalım. Herkesin elinde bulunabilecek bir karakter. Şöyle bakıyorum. Aklıma bir tanesini gördüm de. Şöyle bir gene bakayım. Aynen şuradan Ancient kullanacağım. Yüzde ışın türü kahramanlara enerji saldırısında yüzde 45'lik bir artış veriyor. Ee, yani bunun liderliği iyi. Lider olarak Ancient One'ı kullanabilirsiniz. Ancient da muhtemelen herkeste olan bir karakterdir. Destek olarak da herkeste olan bir karakter. Öneriyim. Şu anda bakıyorum. Evet. Destek olarak da Shuri'yi kullanacağız. Shuri'nin de Pasifinde tüm takım arkadaşlarına süper kötü tarafa verilen hasarı %45 artırıyor. Yani de herkes de olduğu için güzel bir destek olacaktır. Şöyle bir takımda gireceğim bakalım nasıl kesebiliyor mu? Destekte de süper kötü tarafa verilen hasarı artıran karakterler kullanın. Şey de kullanabilirsiniz kaçınmayı yok say özelliği olan karakterler de kullanabilirsiniz. Hatta öyle yapalım mesela bende özel karakterler var şu ikisi özel şunları çıkaralım. Özel karakterler olmasın. Onun yerine kaçınmayı yoksay özelliği olan iki tane karakter kullanalım. Bulabilirsem tabi. Ha, hedefin hedefin kaçınma oranının yüzde yirmi kadarını yoksayar. Şimdi mist şey bu mist knight hepinizde vardır. Gene song bird hepinizde vardır. Şöyle bir girelim. İki iki tane kaçınma oranı yoksayan karakter koydum. Diğerleri de. Ee, süper kötü tarafa verilen hasarı artıran karakterler. Bunların tekrar söylüyorum saldırırken %50 ihtimal olmasına dikkat edin. Başlayalım. Biraz uzun oldu gene video. Bakalım ne kadar iyi. Bu arada Sersi'nin kombosunu da şimdi size göstereceğim. Nasıl vurmanız gerekiyor. Sersiye tıkladım. Şöyle. 3, 5, 4 yapıyorum. 4'ün vurmasını bekliyorum. Çok güzel bir hasar. Şöyle. Tekrar kaçıyorum. 3, 5, 4. Gayet iyi gidiyoruz şu anlık. 3, 5, 4. Tekrar. Yavaş yavaş öldürüyoruz. Saldırısını yapsın. 3, oh donduk. 3, 5, 4. Cam basması da var. Çok güzel. O yüzden. 3, 5, 4. Tekrar kaçıyorum. 3, 5, 4. 3, 5, 4 gene. Gördüğünüz gibi gayet güzel cana gidiyor. Yani bunu keseriz. Rahat bir şekilde. 3, 5, 4 yapıyorum gene. Yani ben buna CTP taksam muhtemelen çok daha etkili olur. Ama ben dikili taş taktım. Ve gördüğünüz gibi bu arada bu fazın geçmesini bekleyelim. Gördüğünüz gibi de uruları da mesela hep 4 yıldız falan taktım. Hani saldırılar 5 yıldız gene. Şöyle dolaşalım. Şu an ha bir dakika. Evet. Tekrar saldırısını yapacak, yapsın. 3 5 4 yapıyorum. Çok güzel. 2,5 var, 3 par falan gitti yani. Tekrar dolaşalım. 3 4 5 yapalım. 3 5 4 pardon. 3 5 4. Gayet güzel canı gidiyor. Bu arada yakında bir Gölge diyar videosu da çekeceğim ben 3-5-4 Yakında bir gölge diyar videosu da çekeceğim O videoyu Çektiğim zaman sersi ben orada da ileri katlarda yüksek katlarda kullanacağım Ve bitti 3 dakikadan kısa bir sürede kestik ee, Bir de 40'lı levellerde deneyelim mi acaba kesebiliyor mu diye Oraları da alabilir belki. Bir de 40'larda deneyelim. 40'da. Bakalım 40'ı da alabiliyor mu? Gene aynı takımla giriyorum. Video biraz uzun olacak gene ama. Bir bakalım. Eğer sıkılırsanız bu modda biraz ilerletebilirsiniz. Keseme edebilir. bu biraz yüksek bir level ama bir deneyelim. 3 5 4 yaptım gene. Gayet güzel. 3 5 4 Gayet güzel. 40'ı da alacak galiba. Emin değilim ama. Şu anda deniyoruz. Evet şurada az gitti. Muhtemelen hedefi şey hedefin kaçınması geldi gene. 3, 5, 4. Yani kaçındı saldırımızdan büyük ihtimalle. Saldırısına yakalanmamız hiç iyi olmadı. Bunun cam basması var neyse ki. Şöyle can basabiliyoruz. Şimdi kaçacağız. Oo. 3, 5, 4. tekrar kaçıyorum. 3, 5, 4. Tekrar kaçtım. Yine canını da fulledi gördüğünüz gibi. Çok güzel bir karakter. 3-5-4 Tekrar kaçıyorum. Böyle şurada duracağız mecburen saldırısını vurana kadar. <laughs> Orada 3 5 4 yaptım gene. Biraz az gitti ama olsun. Kesiyor gibiyiz. Keseceğiz, keseceğiz. Şöyle bir 3 5 4 daha yapıyorum. Güzel. Gene kaçıyorum. 3 5 4 Video çok uzun oldu ama bence güzel bir video oldu. Şöyle tekrar saldırısını yapacak. 3 5 4 Biraz erken saldırısından erken şey yaptım. Biteceğini umdum ama hemen bitmedi. Gayet güzel. Çok güzel bir hasar. Yani bunu ben adam akıllı şey yapsaydım, geliştirseydim bu karakteri. Çok daha yüksek katları da alabilirdik. Öyle söyleyeyim. Bu sefer hiç gitmedi çünkü şeyimizi kaçırdık. Hasarımızı kaçırdık. 3-5-4 yapıyorum bu sefer güzel geldi mesela. İşte arada sarı kaçırmamak gerekiyor. Tekrar kaçıyorum. Son 1-2 vuruştuk. Bir hali kaldı çok. Oh. çok kötü oldu ya. Tam şurayla şurayla da tamamlayamayız ki. Yani o saldırıya yakalanmasak 40. katları da çok rahat bir şekilde geçiyorduk. Bakalım Ancient One'la bir şey yapabilecek miyiz? Şöyle. Yok Ancient One bunu alacak kadar güçlü değil. Ama burada şey yapabiliriz. Videoyu sonlandırabiliriz. Yani burada keseceğimi gördünüz zaten. Hani son saldırıya yakalanmasam çok rahat bir şekilde kesmiştim. 40. katı alabiliyor yani. Siz düşünün. 40. katı rahat bir şekilde hatta bir 40 saniye kala 50 saniye kala bir zamanda bile alabiliyor. Yani 4 dakika 20 saniyede falan. İşte ne kadar etkili olduğunu da gördünüz. Tekrar bahsedeyim bundan. Çöp diyenlere aldırmayın. Nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekiyor. Kombosunu da ezberleyin. 19 dakika oldu. <laughs> Bu kadar yeterli bence. Daha sonra bunu Gölge Diyar'da denediğim bir video falan da gelecek. 70. katlarda falan. Evet kendinize iyi bakın millet. Bay bay.